Peki bunu nasıl yapacağız? Eyvallah. Biraz önce söyledim aslında. İnsan akıl, irade ve vicdan sahibi bir varlık olarak kendi şuurunda, kendilik bilinci olan bir varlıktır. Yani insana Homo sapiens, sapiens ismi verilir diğer hominini türleri içerisinde. Şu anda bilinen 31 tane insansı türü vardır. Homo türü diyoruz biz bunlara. Bunlar içinde bir tane Homo sapiens, ne demektir biliyor musunuz? Kendisinin farkında olan insan. İnsandır. Tabii. İnsanı diğer homini türlerinden ayıran, bu 31 türün içinde müstesna kılan, kendisinin farkında olan. Bu çok ayrı, bu çok ayrıcı bir vasıf. Hani insan bazen kendini kaybettin deriz ya. Kendini kaybettin. İnsanlıktan çıkıyor zaten. Kendini kaybetti mi insanlıktan çıkar. Şöyle sorun. Biri kendini kaybetti mi neyi bulur? Diyelim ki buldu. Bulan ortada yok ki. Biri kendini kaybetti mi onun bir şeyi olabilir mi? Olamaz ki. O yok ki. Kendisi yok ki bir şeyi olsun. Bir şeye sahip olamaz. Olamaz çünkü kendisi yok. Bir şeye sahip olması için önce sahip olan öznenin olması lazım. Özneyi öyle ortaya koymanız lazım. Onun için öncelikle kendilik bilincimiz olması lazım. Kendilik bilinci, hocam modern psikolojinin kavramları gibi geliyor bunlar. Peki bunun Kur'an'da bir karşılığı var mı diye sorarsınız eyvallah, herhalde. Eyvallah hocam. Kur'an'da karşılığı var. Nedir biliyor musunuz? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah kendilik bilinci en yüksek olan zattır. Allah'ın da kendilik bilinci var. Ama insanınkine benzemez. Ne demek bu? Allah'ın Allah olduğunu en yüksek düzeyde bilen Allah'tır. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Tercümesini yapayım, siz de kavrayın. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Allah Allah. Allah şehadet getiriyor. Nasıl bir şey bu? Bu budur. Allah şehadet getiriyor. Peki bizi niye şehadete davet ediyor? Ve kunu, yani şühede, şahitler olun. Anlatabiliyor muyum? Adaleti yerine getiren şahitler olun. Fektubna ma'aşşahidin. Duasını bize öğretiyor Kur'an. Bizi şahitlerden yaz ya Rabbi. Neden bunlar var? Kur'an neden şahitliğe çağırır? Şahitliğin en büyüğü, en büyüğe şahitliktir. Allah'a şahitlik. Şehadet kelimesi budur. Nedir bu aslında biliyor musunuz? Şehadette söylediğimiz ilk kelime eşhedü. Ben şehadet ederim ki demek. O ilk kelime de o eşhedüdeki eliftir ben. Nefsi mütekellim vahde. Ben. Kendini bilmektir. Kendini bilmek. Ben demeden Allah'a şahit olamıyorsunuz. Peki ben demek şeytan işi diyenlerin ne yapalım? Hangi şeytana verelim? Bencillik şeytan işidir. Ben idraki değil. Eyvallah. Benin iki tezahürü var. Biri rahmani, biri şeytani. Rahmani olan benin tezahürü ben idrakidir. Benin farkına varmak. Benin bilincinde olmak. Ya Rabbi ben olduğumun bilincindeyim. Ben olduğumun bilincindeyim. Ben var olduğumun bilincindeyim. Ben varım, ben benim. Ben şehadet ederim ki sen Allah'sın. Allahu Ekber. İki cümleden sonra söylemiş oluyorsun onu. Aslında a priori
peşin olarak iki cümle, iki ön şeyde bulunuyorsun, ön kabulde bulunuyorsun. İki ön kabulün var eşhedü derken. Ben varım, ben benim, yani o ben var ya ben, o yarattığın benim. Parmağının ucuna imza attığın, göz retinasına imza attığın, kanına imza attığın, DNA'sına imza attığın, RNA'sına imza attığın o ben var ya ya Rabbi, ruhuna imza attığın, o eşsiz yarattığın, o orijinal yarattığın ben var ya, o ben olarak diyorum ki sen Allah'sın. Budur şehadet. Dolayısıyla delilerin o zaman yükümlülüğü onun için yok değil mi hocam? Tabii, tabii. Onlar bununla yükümlü değiller mesela. Çünkü benlerini idrak edemiyorlar. İdraklerini kaybetmişler. Onun için la akle lehu ve la dine le. Aklı olmayanın dini yok. Mükellef değil. Sorunuza geri dönecek olursak, her an müteyakkız bulunma. Müteyakkız bulunmanın özü ben idrakidir. Kendinizde olma. Kendini kaybetme. İnsan ne delilik yaparsa kendini kaybettiğinde yapıyor. Bakınız, tüm dinin amacı var ya, insanı daha iyi insan etmekten başka bir şey değil. Eyvallah. Din insanı melek etmek için gönderilmemiştir. Din insanı insan etmek için göndermiş. Din insan içindir. Hayır. Din insan içindir. İnsan din için değildir. O ayrı bir mesele. Ama ayrıca din insanı insanlıktan çıkarıp melekliğe sokmak için inmemiştir. Bence melek olmaya çalışan insandan daha tehlikeli bir insan yoktur. Niye? Eyvallah. İnsanlıktan çıkar, melek de olamaz. Olamaz. Başımıza ne geliyorsa bu melek olmaya çalışan tiplerden geliyor. Belamızın kimlerden bulduk biliyor musunuz? İnsanları melek etmeye, melekleştirmeye çalışan tipler başımızın püsküllü belasıdır. Tarih boyunca insanlık bunlardan çok çekmiştir. Hatta şeytanlardan çekmediğini insanı melekleştirmek isteyenlerden çekmiştir. Niye? Olmayacak duaya amin diyorlar. İki, insanı insanlıktan çıkarıyorlar. Üç, insan melek olmak için var olmadı ki. Mevzuat müsait değil. Mevzuat mı? Malzeme müsait değil. Malzeme bunun için değil. Bunun için altyapı yok. Bunun için donatılmadı. Yani insanı melekleştirmeye kalktığınızda Allah'ın verdiği bir sürü malzemeyi çöpe atmanız lazım. Yazık, günah değil mi ya? İsraf değil mi? Görüyorsunuz kaç cinayet oluyor. Onun için bu anlamda İnsanın daima insanlığını hatırlaması. Yani el insan yu'rafu bin nisyan. İnsan nisyan ile bilinir. Hep insan, kul kusurludur. Kul kusurludur. Kul, ya kusursuz kul olmaz.